TOK hakkında düşünceleriniz nelerdir? TOK hakkında yani çok gururluyuz. Kendi aracımızı ürettik. İnanılmaz bir gurur. Çok mutluyuz. Görmeye geldik. TOK hakkında düşüncelerinizi alabilir miyim? Vallahi ne de söylenecek söz yok. Yerli ve milli. Uşağımıza da gelmiş, onu görmeye geldik. Yani bir TOK değil, yani reisin yaptıklarına yani biz ulaşamıyoruz yani. Biz bunun daha öncesinde gördük. Recep Tayyip Erdoğan'ın daha öncesinde gördük. Şimdikini de görüyoruz. Onun için seçimde giderken, sandığa giderken herkes kafasını önüne şöyle bir şey düşünsün, ondan sonra oy versin. Bundan sonrasını artık bundan iyisi varsa ona gidelim. Ama yok. Ben teşekkür ederim. TOK hakkındaki düşüncelerinizi alabilir miyim? Yani arabamızı görmedik ama çok güzel, süper. Milli gururumuz yani, gurur duyuyoruz Türkiye ile. Televizyonda da görüyoruz şimdiye kadar. Daha bir yakından görmedik. Bugün yakından görmek için geldik. Kura'ya girdik, kura'dan çıkmadı. Bakacağız bakalım bir şey yapabilirsek. En azından bir fotoğraf falan çektiririz belki. Düşünceleriniz nelerdir? Ya düşüncelerim iyi. Yani mümkün olduğu kadar %100'ünü yerli yapsak daha güzel olur. O da olacak mutlaka bir gün. Ama Türkiye'de teknolojinin gelişmesi, başka bağımlılıklardan kurtulmak bizim için ideal bir şey. Yani mutluluk verir bir şey, bir durum yani, öyle şey değil. Biz yazıldık ama bize çıkmadı. Yazınca İrali doğru çıkar. Sedan'ını almayı düşünüyoruz, bakalım ne olursa. Türkiye'min gururu. Herkese Allah nasip etsin diyoruz. TOK'un uşağımıza hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Engellemelere rağmen, başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere, bu bütün engellemelerin önüne geçerek, arkasında dimdik durarak, çok şükür yerli ve milli aracımızı ülkemize kazandırdık. Tabii bu bir sembol. Sadece yerli ve milli TOK değil, bizim havada Kızıl Elma, Kaan, Atak ve birçok yerli milli savunma sanayi araçlarımız, bunun yanında denizde TCG Anadolu gibi dünyadaki ender ülkelerde bulunan uçak gemimiz, dünyanın ilk SİHA uçak gemisi gibi birçok alanda, karada, denizde, havada artık Türk milleti kendi imkanlarıyla başkalarına muhtaç olmadan bu teknolojileri yapabildiğini göstermiş oldu. İnşallah gerçekten de bundan sonra Cumhuriyet'in ikinci yüzyılı Türk yıldızı olacak. Bunun da liderliğini 20 senedir memleketimize gece gündüz hizmet edip yerli ve milli bir teknolojiyi, ekonomiyi, sanayiyi ülkemize kazandıran Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde olacaktır. Uşak Belediyesi olarak biz de Türkiye'de ki bu TOK'un ilk üretilenlerden bir tanesini şehrimize kazandırmış olmaktan, vatandaşlarımızla buluşturmaktan mutluluk duyuyoruz. Ve şunu da ifade etmek istiyorum. Vekilimizin de biraz önce söylediği gibi TOK'umuz uşağı malı oldu. Bundan sonra da uşağımızda kalacak. Sadece görücüye getirmedik. İnşallah sayılarını arttıracak ve burada da gururumuz olmaya devam edecek diyorum. Hepimize hayırlı olsun diyorum. Eyvallah. TOK hakkındaki düşüncelerinizi alabilir miyiz? Tabii TOK bir araba üretmekten ziyade Türkiye'nin önünün açılması demek. Yani Türk gençlerinin ve Türk iş adamlarının neler yapabileceğinin göstergesidir. Hep şunu da korkuttular bizi. Siz yapamazsınız, edemezsiniz ve üretemezsiniz dediler. Bizim ülkemizde lider olunca nasıl bunu Türk gençlerinin, Türk iş adamlarının ürettiğinin bir göstergesidir bu. Ve aynı zamanda bu araba sektöründe dünyayla rekabet etmek için daha başlangıç. İnşallah bunların daha sonrası gelecektir. Bu TOK olsun, İHA olsun, SİHA olsun, MİLGEM olsun, Atak helikopterler olsun ve kısa menzilli füzelerimiz olsun.
bizim için gerçekten de çok önemli.